Bu sektör içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi zamanlama, zamanla yarışma, aynı zamanda da verimlilik. Ben Ömer Tezel. 2000 yılından itibaren gastronomi dünyasının içerisindeyim. Burada ilk olarak Culinary Institute of America okulundan mezun oldum. Yurt dışında yaklaşık bir 6 yıllık deneyimden sonra Türkiye'ye döndüm ve Türkiye'de aktif olarak sektör içerisinde çalışmaya devam etmekteyim. Birçok restoranda şeflik pozisyonunda görev aldım. Son 10 yıldan beridir de eğitim tarafındayım ve burada Acun Medya Akademi'de gastronomi bölümünde koordinatör şef olarak çalışmaktayım. Burada hem pro şef programlarını hem de şeflik eğitimleri tarafında genç şef adaylarıyla beraber kendilerini sektöre hazırlıyoruz. Sektöre ilk adım atacak olan genç şef adayları için hazırladığımız 2 aylık bir temel eğitim programımız var. Burada sıfırdan öğrenciler temel tekniklerle başlayıp kendilerini belli bir seviyeye kadar getirebiliyorlar. Ama aynı zamanda sektör içerisinde halihazırda çalışan, tecrübesi olan konuyla alakalı şefler için de ayrıca bir eğitim modelimiz var. O da ileri seviye şeflik eğitimi veya bizim pro şef diye adlandırdığımız bir eğitim modeli. Burada sektör içerisinde halihazırda siz çalışıyorsunuz veya bildikleriniz üzerine biraz daha fazla bilgi koymak isterseniz şayet oluşturduğumuz ayrı bir ikinci eğitim modeli. Yani hem şeflik eğitimi hem pro şeflik eğitimi aslında ikisi de sektöre içerisine sizi daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmeniz için oluşturulan iki tane farklı eğitim modeli. Şeflik eğitiminde sıfırdan bıçak tutmadan temel teorik eğitimlerden temel çorbalar, soslar, tüm pişirme teknikleri ve bununla alakalı pratik ağırlıklı eğitimlerin tamamını bu 2 aylık eğitim süresi zarfında görmüş olacaklar. Pro şeflik eğitiminde ise siz artık belli bir yere gelmiş oluyorsunuz, belli bir temel eğitimleri geçmiş oluyorsunuz ve bunun üzerine daha fazla teknik olarak koyabileceğiniz, pratik manaları da bunu pekiştirebileceğiniz birçok ileri seviye eğitimleri de pro şef eğitiminde alabilirsiniz. 2 aylık eğitimi bitirenler sektör içerisinde ilk başlangıç aşamasından başlayabilirler. Tabii ki siz ne kadar eğitim alırsanız alın, gerçek dünya ile beraber bunun ölçebilmesi için belli bir zaman gerekiyor. Onun için de 2 aylık eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz dömişe pozisyonundan direkt olarak iş aramaya başlayabilirler. Pro şef eğitimini bitiren arkadaşlarımız zaten sektör içerisinde belli bir deneyim kazanmış ve sonrasında da bunu biraz daha ileri seviyeye taşıyabilecek olan arkadaşlarımız da şef de parti yani kısım şefi olarak iş arama sürecine başlayabilirler. Bu tabii ki tamamen tecrübeye bağlı. Siz kendinizi eğitimlerinizi tamamladıktan sonra ne kadar hızlı ilerleyip ne kadar hızlı geliştirebiliyorsanız o bakımdan yukarıya doğru çıkma süreniz de o kadar kısalacaktır. Sektör içerisinde aslında çok fazla iş fırsatı var. Fakat her işin bir mutlaka bir başlangıç noktası var. Öncelikli olarak bizim öğrencilere tavsiyemiz birinci basamaktan başlamaları. Yani mutfakta dömiş şef diye adlandırılan başlangıç pozisyonundan başlamalarını biz tavsiye ediyoruz. Yani aslında hayalindeki işleri aramaya devam edebilirler. Fakat amaç burada ilk önce birinci işiniz, hiçbir zaman belki hayalinizdeki işiniz olmayacak. Başlangıçta bir işle başlayıp sonra hayalinizdeki hedefe ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermeniz gerekecek. Tabii bu uzun soluklu bir iş. Birkaç yıl da ilerlemeniz mümkün değil, yukarıya doğru çıkmanız mümkün değil. Ancak yıllar geçtikçe hem tecrübe kazanarak hem biraz kilometre yaparak hem maddi açıdan hem kariyer olarak yukarı çıkma fırsatlarınız çok çok yüksek. Öğrenciler tabii ki sektöre ilk girecekleri zaman herhangi bir sektör tecrübesi olmadan sadece çevresinden duydukları, televizyondan gördükleri kadar gastronomi dünyasını hem pastacılık olsun hem aşçılık olsun tanıma fırsatı buluyorlar. Fakat sektörün içerisine girdikten sonra daha doğrusu ilk adımdan itibaren tanışmaya başladıkları yer okulun sınıfı oluyor. Okulun sınıfında sektörle yavaş yavaş tanışmaya başladıktan sonra konunun ne kadar geniş, ne kadar detaylı olduğunu burada öğrenme fırsatı buluyorlar. Yani aslında sadece YouTube'dan veya sadece izlediğiniz videolarla profesyonel dünyada başarılı olmanız çok çok düşük bir ihtimal. O yüzden mutlaka bir temel eğitimi alabileceğiniz, sonra kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız, ileri seviye eğitim alabileceğiniz mutlaka bir okula yönlenmelisiniz. Bu konuda da Nişantaşı Üniversitesi Acun Medya Akademi olarak tam donanımlı mutfaklarımızla beraber sizleri sektöre hazırlayabilmek için tüm gayret ve çaba içerisindeyiz. Programımızı her geçen gün, her geçen dönem yeniliyoruz ve tazeliyoruz. Güncel olarak bizim davet ettiğimiz birçok konuk şeflerimiz var. Bu şekilde desteklenen toplu bir eğitim modeliyle beraber full donanımlı bir eğitim almış oluyorsunuz ve bu şekilde sektöre daha hazır hale gelmiş oluyorsunuz.